Ben Bay Kızım. Merhaba kızlar. Hey. Wendy, bak bir kız. Ne olmuş yani? Gülümse, böyle daha iyi. Çiz beni. Zaman başladı. Yaşasın, başlayalım. Önce siyah rengi alacağım ve bir taslak yapacağım. Şimdi ise burnu, bacakları, gövdeyi ve kanatları boyayacağım. Çevirebiliriz. Ay ne şirin bir şey. Sadece bir kas sıkıcı bir şeydir. Okay. Canavar bir kas çizmeyi tercih ederim. Böylesi komik olacak. Çok sevdim. Ay tatlı şey. O zaman dolmuş. Ben hazırım. Şuna bakın. Awesome. Çok güzel bir çizim. Şimdi benimkine bakın. Ay, korkunç bir kas. Hayır bakma şuna. Enes kazandı. Evet buraya gel tatlım. Aferin al bakalım. Pekala. Seni seviyorum babuduk. Vay canına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamamdır. Taslak için siyah hamura ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslar. Hayır çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Bende ise kalp ve tek boyun ızmat var. Harika. Ah, çok lezzetli. Aynen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir Pikachu yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Come on. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? What? Evet daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksanıza benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Enet Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Aman tanrım kabus. Kazanan Enet. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar bakın kimi yakaladım. Ne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Bakalım Enet'te ne varmış. Benim bu kalemunum en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Enet selam. Merhaba. Ne yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? Çok iyi aferin. Enet şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Ay, Enet sen? Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Neden pişmedi krepim? Oh, no. Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Nihayet.
Obuk kalem onu alıyorsun. Harika, tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley, yaşasın yeni tuy. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz derecede güzel. Berbat bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam, bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme, tamam mı? Muhteşem bir kıyafet için tam gereken renk. Pekala, Enid göster bakalım. Seve seve. Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama, neden? Bilmiyorum, bu de ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır, olamaz, yapmayın. Aa, bu senindir. Tebrikler. Ama annem iyi renk. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Hadi işe koyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay. Pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, zeytin ve hamur. Vay canına, pizzam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Wednesday ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler, bu zeytin. Zaman bitti, gösterin. İşte buyurun. Süper olmuş Enid Wednesday. Ne, boş pizza mı? Hayır, bu çok garip. Enid sen kazandın. Güzel. Durun, anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enid? Ay be! Pekala, Wednesday kazandı. Biliyordum. Tebrikler, al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. İnanılmaz bir şey. Aa, çok işte açacağı. Bir dilim pizzam var. Nefis. İlk turda benim için... Yumurta hazırlayın. Bu benim en sevdiğim kahvaltı. Kolaydır. Benim bana yardım edecek. Ketçubu arttırmayı çoktan öğrendim. Tamam kardeşim. Senin için her şeyi yaparım. Öncelikle tavaya bir kalıp koymamız gerekiyor. Benimki böyle bir tavşan yüzü olacak. Sonra beyazlarını ve sarılarını ayırmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor çünkü tavşanın gözleri sarıdır. Ve yüzünün geri kalanını böyle beyaz yapacağım. Büyük baba nasıl olmuş? Bence çok hoş görünüyor. Tamam, benim de başlamanın zamanı geldi. Sana böyle gözlük takmamanı söylemiştim. Ne yapıyorsun ya büyük baba? Bu benim için. Çok önemli. Benim için yapabileceğim her şeyi görebilirsiniz. Baksanıza şimdi küçücük yumurtadan kocaman bir şey yapmak zamanı. Evet ve bu. Aman tanrım, bu ne böyle? Korkuyorum. Evet, korkun zaten. Bu bilim neyi gösterecek bize? Kocaman yumurta ve onu kızartıyoruz. İşe yaradı. Pekala. Kıskanıyor musunuz? Bu gerçekten saçmalık. Neyse şimdi size gerçek yemek nasıl yapabileceğini göstereceğim.
Tamamdır. Öncelikle böyle kalıplara döktüm ve şimdi pişirebilirim. Baksanıza, yumurtalar hazır olana kadar ben de böyle sandviç yapacağım. Öncelikle avokadoyu parçalayıp böyle ekmeğe sürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi yumurtaları böyle koyduk ve servis edebiliriz. Mükemmel değil mi? Benim tavşanım da hazır. Gözleri çok büyük. Ben de dünyanın en büyük yumurtasını yaptım. Çünkü bunu kesinlikle daha önce görmemişti. Ve bu arada ketçabı da unutmamalıyız. Pekala Vicky, kazananı seçme zamanı. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki önce ablamın yaptıklarıyla başlamalıyım. Bu harika bir fikir. Ne kadar tatlı bir tavşan. Ben çok sevdim. Oley, sevindim. Şef benim için ilginç bir şey yapmış. Aa, yine tavşan. Ama bu sefer performans tamamen başka. Lezzetli mi? Okay. Yumurta evet ama avokado sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Nasıl ya? Nasıl oldu böyle? Bu da ne böyle? Büyük baba, bu ne tür bir şey? Hayır, sevmedim deneylerini. Bence ablam kazanıyor. Yaşasın. Vicky'nin seveceğini biliyordum. Hadi çak. Tamam, nasıl istersen. Ve ikinci turda bana böyle bir kokteyl yapın. Birkaç harika tarif biliyorum. Bu çok ilginç bir görev. Kokteyl mi? Kolay. Herhangi bir sıvıyı karıştırmaya çok alışkınım. Öncelikle çubukta şeker yapmak istiyorum. Bunu yapmak için şekerleri sıvı haline getirip döküyorum ve içine çubuklar ekliyorum. Doldurduk. Müthiş. Geriye sadece zaman. Bekleyelim. Aa, evet. Büyük baba uyumuş gerçekten de. Çok iyi. Daha az gürültü olur o zaman. Ben de kokteyl için taze çileklerimi, Sprite ve buz karıştıracağım. Bunu bir karıştırıcıda yapacağım. Böylece gerçekten mükemmel bir kokteyl olacak. Tamamdır. İlk kısmı hazır. Sıradaki hamlede mango var. Onu Sprite ile ve yine buz ile karıştıracağım. Ve sonra birkaç tane şey ekledim ve yine karıştırıyorum. Yaban mersinini gerçekten çok severim. Ve bu benim kokteylimin üçüncü katmanı. Ve mükemmel bir pipetle süsledik. Aman tanrım! Ne oldu böyle? Ah tamam, uyandım. Hazır galiba. Mükemmel şekerler oldu. Pekala. Kıskanıyor musunuz beni? Bu kristaller ne kadar ne güzel. Baksanıza. Tamam. Şimdi bardakları alıp içine renkli bir şey koyacağım. Mükemmel. Şimdi bardakların içine kristallerimizi koyduk ve Sprite ekliyoruz. Herkes hazır. Ama ben ne yapacağım? Biliyorum, korkmayın. Sadece skittle atılacağım çünkü Vicky onu çok seviyor. Tamamdır, biraz tadına baktık ve devam edebiliriz. Onları akvaryumun dibine koyduk. Ve şimdi buz ve jelibon ekledik. Üzerinden de tabii ki mavi fanta. Tamam. Şimdi bu bizim kokteylimiz. Pipete ekledik ve tadam. Bu kokteyller çok ilginç görünüyor. Sanırım bu havalı deniz kokteyliyle başlayacağım. Güzel ve lezzetli. Sen de başardın şef. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok uğraştım. Büyük baba, senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Ama ilginç görünüyor. Tadına nasıl bakacağım? Aa evet. Mükemmel bir kokteyl. Bayıldım şekerlere. Çok iyi. Büyük baba, sen kazandın. Ne? Ben mi kazandım? Gerçekten mi? Oley! Yaşasın. Biliyordum.
Üçüncü turda benim için böyle ilginç bir salata yapın. Salata mı? Kolay. Yes. Tamamdır. Hiç salata hazırlamadım. Ama bence bu kolay olacak. Biberle başlamak gerekiyor. Tamam, bakalım nerede? Bunu kullansam nasıl olur acaba? Toprak. Şimdi de ekeceğim onları. Baksanıza, tohumlarım da var. Tamamdır. Bu arada tohumlar gerçekten çok iyi sulanmalı. Büyük baba, abartmış olabilir misin? Oho, hayır, sorun değil. Neyse, bu sadece su. Tamamdır, bakın salata ne kadar çabuk çıktı. Bence bu gerçek bir mucize. İşte bu yüzden salatamı hazırlayabilirim. Evet büyük baba, açıkça bizi şaşırtıyorsun her keresinde. Nedenmiş o? Bence çok iyi oluyor. Baksanıza, çıtır çıtır ekmek, fasulye. Aman tanrım, iğrenç görünüyor. Neden öyle diyorsunuz? Bu sadece bir dinozor. Mükemmel bir yaşam alanı yaptım. Çimenler, kayalar, tam gereken. Sanırım bu iğrenç şeyi aşabilirim. Tamam, her türlü salata yapmak için bir sürü sebze gerekiyor. Öncelikle onların hepsini kesmeliyim. Paramparça edeceğim. Çok eğlenceli. Ama sade salata sıkıcı bir şeydir. Bu yüzden modern sanat tarzında yapılmış bir salata yapacağım. Ne yapıyorsunuz şef? Hayır, bakma buraya. Ben çok ilginç bir şey yapacağım. Önce tabağı sosla yağlamamız gerekiyor. Ardından siyah ekmeğin küçük kırıntılara öğütmek ve böyle eklemek gerekiyor. Sonra kırıntıların üzerine sos ekleyeceğim. Şimdi sebzeler. Ve onları yine böyle yetişmiş gibi yapacağım. Sanki bir bahçe salatası. Aman tanrım, bunlar gerçekten sıra dışı görünüyor. Büyük babamın benim için hazırladığı şeye bir bakalım. Ne kadar kıvırlı, kocaman bir dinozor. Acaba neyden yapılmış? Bu çikolata. Ayrıca inanılmaz derecede lezzetli. Bu nasıl bir kaya? Berbat, fasulyeden nefret ediyordum. Bunu tahmin etmeliydim. Tamam ablacığım, sen ne yapmışsın? Lezzetli. Çok güzel çizmişsin. Vay be. Ama şefin salatası en havalı görünüyor. Bunu denemeliyim. Kaşığın nerede? İşte bu. Hayır. Orada böyle bir yeşillik var. Onu sevmiyorum. Sen hala çok küçüksün. Ablacığım, sen kazandın. Tebrikler. Salatanı çok sevdim. Yummy. Yaşasın. Bugün çok şanslıyım. Kendimi gerçek bir aşçı gibi hissediyorum. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Fatina, marmelat solucanları harika. Yine kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım, daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim, hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Kate. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet, çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu dekorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır, sadece bu olmasın. Yine solucanlar. Onlardan bıktım artık. Saçında bile var. Bunların hepsi ne zaman bitecek?
Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. Eminim sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Git, bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile. Lütfen. Saçmalama, buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırımı? Pastamı koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Pasta için her şeyi yapmaya hazırım. Kaybettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli.